bu memleketin bu güzel insanları var. Bizler de işte başkanın anlaştığı bu karamsar tabloda geleceğe umutla bakıyoruz, umutla. Geleceğe umutla bakıyoruz. Neye dayanarak umutla bakıyoruz biliyor musunuz? Çünkü siz varsınız, sizlere güveniyoruz. Bu memleketin vatanperver, milliyetçi, demokrat, Atatürkçü, muhafazakar, memleketine, vatanına, dinine, vatandaşına, toprağına, komşusuna, kardeşine, hatta kardeşim olmasa da bu memleketin daha öbür ucunda bir yerde kendisi tokken, aç yatan, çocukları üşüdüğü zaman beraber o üşümeyi kendi yatağında birlikte hisseden, vatandaşına üzülen, siz değerli hemşehrilerim var. Ben size güveniyorum en çok, size güveniyorum. İyi ki varsınız. Sizler, sizin sayenizde bugün Isparta'yı temsil etme şerefine ve onuruna layık olduk. Sayın Genel Başkanım beni Isparta'ya özellikle gönderdi ki burada yarım kalmış. Sanki önce böyle her taraftan hizmet deryasında boğulmuş ama ondan sonra sanki bir yerde bir cezalandırılmış gibi olan bu Isparta'ya gelsen öğrendiklerini hizmete çevirdiler. Bir dakika düşünmedim, tamam dedim, koştum geldim. İyi ki gelmişim. Sizler bana sahip çıktınız. Sizler bana inanan, bize inanan, Sayın Genel Başkanıma inanan, davamıza inanan arkadaşlarıma sahip çıktınız. Bizleri aldınız, gönderdiniz Ankara'ya, sizi temsil edelim diye. Şimdi bütün bunların içerisinde dedim ki iyi ki gelmişim. İyi ki beni yetiştiren insanların başladıkları işleri devam ettirip bu artık sizlere asılan hemşehrilerime diyakat inası olacak bu memlekette. Bu Isparta'da yaşayan vatandaş artık bu güller diyarının insanları tekrar huzur bulmalı, yüzü gülmeli. Nasıl olacak bu huzur? Memlekette bu kadar kaygı varken nasıl olacak? İyi yönetimlerle olacak. Diyakat sahibi insanlar gelecek, kendisi için değil, akrabası için, eşi, dostu için, çoluğu çocuğu için değil, bu memleket insanları için proje üretecek, onları istihdama çevirecek, onları gelire çevirecek ve dağıtacak. Bu da yürekli olmayı, aynı zamanda liyakat sahibi olmayı, vizyon sahibi olmayı, yönetici olmayı, proje üretebilecek akıl ve vicdan sahibi olmayı gerektiriyor. Bir memleket sevdası içinde olmayı gerektiriyor. İşte aradık bunu, aradık. Ben size verdiğim bu sözleri 7-8 aydır mecliste tutuyorum. Türkiye'de problemleri var. Her yerde Şarkıtar Ağacı'nın, Eylül'ün, Yenişar Badenleri'nin, Yalvaç'ın, yeni şehitlerin nerede problemi varsa orada konuşuyorum. Bir daha büyük bir söz vermiştim sizin Belediye Başkanı adayı çıkarma. İşte burada. İşte aradığımız başkanı, ben verdiğim sözü 31 Mart'ta çok az kaldı. 31 Mart'tan sonra bu Türkiye'nin sorunlarına gelin beraberce bir elimi tuttunuz, gönderdiniz. Ben de şimdi size onun elini uzattım başkanım. Şimdi bir kere daha bu eli tutma zamanı sırası sizde. Enflasyon olmuş Türkiye'de. Kaç enflasyon biliyor musunuz? %20 zannediliyor ya, cebirler açıkladılar ya. Ve vatan ölüyor %20-21'le. Hedefin altını tutturduk diye. Ya bu işsizlik oranıyla. Arkadaşlar 4 milyon bu memlekette. 4 milyon var. Aslında 6-6,5 milyon olduğunu tahmin ediliyor. İşsiz var. Her 4 tane işsizden bir tanesi üniversite mezunu. İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir memlekette eğer sen israfa devam edersen, ekonomik kriz yok dersen, her şeye rağmen, sen her şeye rağmen bu vatandaşından kenar sıkmasını beklersen, soğanın cücüğüne kadar eğer musallat olmuşsan bu memlekette artık bu insanları düşündürüz demektir. 16 senelik iktidarsın. Neredeydin bugüne kadar? Değerli bir şehitler ve sakinlerim. Bu memleketin insanları, siz onurlu, değerli, başarılı insanları buna layık değilsiniz. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Sizin probleminiz, çoluğunuzun çocuğunuzun problemi benim problemim. Eğer bir memleketin bir ucunda bu memleketin çocuklarımız üşürken, ısıtacak onun kömür bulamazken, yıllardır verilen vaatlerle, sözlerle oyalanmışken, sen kalkın, bu memleketi senin evlatların aç yatarken, işsizken kalkıp dışarıdan 4 milyon tane arkasına getiriyorsan Suriyelilere ve bu memlekette her 20 kişiden bir tanesi artık Suriyeli ise ve eğer bu memlekette yılbaşında bu memleketin Taksim Meydanı'nda o Türk bayrağı değil de başka bayraklar sahaya çalışıyor.
sesleniyorum. Gelin bu memleketin, toprağı, yıkılmış toprağı için canını verecek insanları. Bu memleketin Suriyelilerden alacakları, Türk vatandaşlarına getirdikleri, Suriyelilerden alacakları oylar için sizin alamayacakları vaatlerle artık kaldırıp alamayacakları oyları başka ithal oylarla alarak bir takım sebeplerle seçim kazanıp sizlere tekrar başınıza gelir. Gelin sağlıklara sahip çıkın. Gelin liyakat sahibi. Gelin bu memlekette geceleri sabahlara kadar, sabahın köründen gece yarısına kadar sizin için, siz çocukları için kendisinden, ailesinden, kolundan, çocuğundan, makamından 10 yıldır baro başkanı adam ya. Neye ihtiyacı var? Soruyorum size, neye ihtiyacı var? Çoluğu çocuğu her şeyin yerinde. Herkes bu memleketin yarını için, milli duygular için, o dalgalanan bayrağı tekrar onurumuzla sallayabilmek için çalışıyorlar. Ve biz size hizmet getirmek istiyoruz. Artık Türk bayrağından başka bir şey konuşulmasın. Mecliste kalkıp bize dil uzatmaya kalkanların o dilini koparırız biz. Koparırız. Niye reddediyorsunuz? Türk bayrağından, alnımızdan,